Evet, ilk müşterimiz hayırlı olsun Mine Hanım. Bağladım her şeyi, tamam. Yılbaşından sonra geliyor, oturuyoruz, konuşuyoruz, toplantı yapıyoruz, boşanma davası. Bizim bir sekreter bulmamız lazım. İşler falan da yoğunlaşacak, telefonlara bakmak, not almak falan lazım. Hemen bir gazeteye ilan verin. Yok yok, gerek yok. Ya önemli. Burada olmadığımız zamanlarda telefona bakacak biri lazım. Yok hayatım, buldum ben. İlana gerek yok yani. Aa, öyle mi? Hangi ara hallettin ya? Ya biraz emri vaki oldu aslında. Amcam işleri paslarken emektar bir sekreteri var onun. Açıkta kalmasın diye bize yolluyor. İyi kadındır ha. Vallahi işleri çok iyi bilir, herkesi iyi tanır. Seveceksin Jülide teyzeyi, hanımı yani. İyidir, iyidir. Sen böyle bu işi uzun uzun anlattığına göre bunun altında bir kelek var ama dur bakalım. Çıkar yakında kokusu. Neyse, kurcalamıyorum. Ne olacak ya? Hiçbir şey yok. Çok seveceksin bak tanıyınca kadın. Utanacaksın bu sözlerine. Nasıl söyleyeyim sana? Tamam, sustum. Sana bıraktım. Ne istiyorsan yap. Okey. Gidiyorum. İlgilen o zaman. Evet, git bakalım. Ne oldu sana? Senin keyfin niye yok? Bir şey mi oluyor? Irmak'la falan mı ilgilen? Yok ya. Bir şey yok. Yılbaşı geliyor ya. Ben bir şey oluyorum işte. Bize gel akşam. Yemek falan yeriz, laflarız. Aman ne işin var ikinizin yanında şimdi öyle? Bana bak, sevgili mevgili mi bulacaksın? Git birini ayarla kendine en kısa zamanda. Vallahi çekemem seni böyle yaşlı teyzeler gibi ha. İnşallah. Allah Allah. İyi kötü bir kocan olacaktı. Evleniyordun şu canla. Onu yiyecektin, onu dırdır yapacaktın, bir rahatlayacaktın. Benim başıma kaldı. Hayır, benim başıma kaldı. Niye kaçar insan benimle? Niye kaçar? İyi kötü bir kocan olacak. Niye kaçar ya? Ay ne konuştun be? Vur, vur, vur. Terbiyesiz. Bu araba da kimin? Bizim. Biraz konuşabilir miyiz? Ay ben çok yorgunum Fırat. Eve gidip biraz uzanacağım. Lütfen. Şimdi konuşalım. Senden sadece birkaç gün istiyorum. Bunca yıl sevgimizi, aşkımızı hatırına. Bana sırtını dönmeden önce 3 gün. Lütfen. Birbirimize nikahta söz vermiştik, hatırlıyor musun? Ne olursa olsun yanımızda duracağımıza. Şimdi senden bu sözü tutmanı istiyorum. Bana sırtını dönmeden önce 3 gün. Ne olacak bu 3 günde? Seninle bir yere gideceğiz. Konuşacağız. Yani şimdi 3 gün geçirince bütün gerçeklerin üstü kapanacak, örtülecek öyle mi? Hayır, gerçekler olduğu gibi duracak. Ama biz 3 gün ilerlemiş olacağız. Lütfen Narin, yalvar. Peki. 3 gün. İstediğin gibi olsun kadın. Evde yiyecek bir şey yok. Dışarıda yiyelim mi? Yok tabii. Oturup kocama bu akşam ne pişirsem diye düşünecek vaktim olmadı haliyle. Ama nedense bir taş yemiş kadar tokum. Biliyorum. Ama bir kere de beni dinle. Belki iyi olur. Gidelim mi? Hayırdır ya? Nereye? Söylemiştim ya, Alplere gidiyorum arkadaşımla. O öncedendi. Böyle karnında bebekle nereye gidiyorsun? Karlara, marlara, saçmalama. Çocuk gibi konuşma benimle. Yarın doğuracak halim yok. Irmak, dur dur. Geç şöyle. Geç otur şuraya. Ne konuştunuz Fırat'la? Ne karar verdiniz? Bir anlat bakayım. Büyük bir memnuniyetle kağıt üzerinde bebeğin babası olmayı kabul edermiş. Hatta sevgili karısıyla evlerinde bebeğe bir oda yapmayı bile düşünebilirlermiş. Ne tamam. Sen bundan başka ne bekliyordun ki zaten?
bebeğimize sahip çıkmasını beklerdin. Benimle bir hayat kurmasını beklerdin. Hamile bir kadın çocuğu için ne istiyorsa o. Şükrü, bak kapıya bak. Bir şey unutmuştur bu kez. Baktım Deniz Hanım. Merhaba. Merhaba. Merhabalar. Bey, hayırdır? Ne oldu? Bunlar sizin. Aa, ne güzelmiş. Ay çok güzel. Kartı. Ha. Allah Allah. Tamam. Tamam. Tamam şöyle yapalım. Ama benim biraz hazırlanmam gerek tabii haliyle. Sizi bekletsem olur mu? Tabii ben beklerim. Sıkıntı yok. Şükrü. Şükrü gel. Gel. Al bakalım. Al çiçeğimizi al. Ali Bey'e kahve falan yap. Bekleyecek o. Hadi. Nasıl güzel değil mi? Çok. Ben anlarım bu. Christmas ambiyans olaylarından falan. Ben kahve yapayım o zaman. Kroteli'ni satışa çıkartacağım. Orada Melike'yi kaybettik. Bir daha ayak basmaya dayanamam. Fırat, Irmak'la konuştum bugün. Hiç anlatmıyorsun, söz etmiyorsun. Fırat, bu artık ikimizin de sorunu. Bak ayrıca Irmak Deniz'in kardeşi. Deniz benim kız kardeşim bağrına basmıştı. Paylaş benimle. Anlat. Gerçekten içimizde yük biriktirmeyelim. Eğer konuşursak önümüzü çok daha iyi görürüz. Konuştum Irmak'la. Ben üzerime ne düşerse yapacağımı söyledim ona. Bebek için rahat edebileceği bir ev. Gerekirse benim evimde bir oda. Bunlardan bahsettim ona. Nasıl karşıladı? Daha çok senin nasıl karşıladığınla ilgilendi. Tahmin ederim. Neyse. Uzak mı gideceğimiz yer daha var mı? Yok yenge ya. Bir saate falan oradayız. Yavaş yavaş kendimize bir ev bakalım değil mi? Ben seni gerçekten aceleye getirmek falan istemiyorum. Ama böyle öğrenci gibi de yaşanmaz değil mi? Yani hiç de öğrenci evi değil benim evim. Şahane bir evim var. İyi tamam. Bir şey demedik yani. Gel şurada dondurma ısmarlayayım mı sana? Dondurma mı? Bu havada. Ha. Hayır canım sen ya dondurmayı, ben sahne biçerim. Bak böyle istediğin zaman nasıl orta yolu buluyoruz. Yalnız bir şey söyleyeceğim. İlk günden haberin olsun bunu bil de ben böyle kızın kafası böyle oğlanın kolunun altına falan girince bu durumlardan pek hoşlanmıyorum. Onu önceden söyleyeyim de hani bir bilinsin yani. Allah Allah. Aha, evet. Dur bak ben sana daha neler yapacağım. Daha seni alacağım, sırtımda taşıyacağım. Fırat'cığım. Thank you.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.